Değerli milletvekilleri, işte meclisin gelmiş olduğu hal budur. Tabii ki diğer alanlarda da farklı bir şey bekleyemeyiz maalesef ülkemizde. Kısa bir konuşma yapacağım. Gerçekten kamuoyunda çok fazla yer etti. Fakat belli ki aylar öncesinde söylediğimiz gibi uzunca bir süre daha konuşmaya devam edeceğiz. Neyi konuşmaya edeceğiz? Üretimin gelmiş getirmiş olduğu noktayı maalesef. Keşke konuşmasaydık. Keşke bu sorunlar çözülmüş olsaydı. Çünkü hiçbir ama hiçbir bu meclisteki ne iktidar ne muhalefet üretimin kötü durumda olmasını asla ve asla istemezdi. Fakat belli ki aylarca daha konuşturulmak zorunda bırakılacağız. Tabii ki bugün geldiğimiz durum itibariyle üretimin her ama her bacağı kan alıyor, döküm döküm dökülüyor ve bu üretim sahalarındaki her ama her bir üretici üretimden nasıl olur da çekilirim, nasıl olur da bu sektörden kaçarım diye plan yapıyor. Bir çerçeve çizmeye çalışıyor. Çünkü artık getirilen bu noktada üretim ekonomik akla uygun bir model olmaktan tamamıyla maalesef çıkarılmıştır. Kimin tarafından? Bu hükümet tarafından çıkarılmıştır. Böyle giderse değerli dostlar, Tarım Bakanlığı kapanacaktır. Çünkü Tarım Bakanlığı'nın ilgileneceği herhangi bir alan kalmayacaktır. Ve bu tarımsal üretimin yaratacağı açığı kapatmak için büyük ihtimalle İthalat ve Tedarik Bakanlığı'na dönüşecektir Tarım Bakanlığı. Gidişat maalesef ve maalesef bunu gösteriyor. Hayvancılığa bakıyorsunuz. Komple satılık çiftlikler, komple satılık mandıralar, komple satılık davarlar alet ekipmanlarıyla birlikte. Yani ne diyor hayvan üreticisi? Ben bir kere daha bu üretim sahalarına asla dönmemek üzere vazgeçiyorum diyor. Tabii ki et fiyatlarının bu civarda seyretmesi önümüzdeki dönem içerisindeki hayvan sayısının da azalmasına vesile olacak ve bu daha büyük gerekli talebi karşılamayan arz daha da yüksek fahiş fiyatlara ulaşmasına vesile olacak. Ta pandemi sürecinin başından yapmış olduğumuz uyarılarda haklı maalesef haklı çıktığımız gibi. Tabii ki girdi maliyetlerine hiç ama hiç bir şey söyleyemeyiz. Çünkü bu girdi maliyetleriyle birlikte gerçekten akıl kârı değildir artık bu sektörlere durmak. Fakat bu girdi maliyetlerini aşağı çekmek için hükümetin sözde bulduğu çözüm önerisi ihalesiz TÜİK'e mal alımı birilerin cebine iddialara göre oluk oluk paraların aktığı şaibeli mal alımları ki önümüzdeki dönemde belli ki hükümetin başını ağrıtacak işlerdir bunlar. Yaş sebze meyveye aşağı yukarı sanırım bir yıl oldu hal yasası geçeli fakat atılan fiiliyatta hiçbir ama hiçbir adım yok. Ve bu süre içerisinde yaş sebze meyve üretimini ve bu üretime konu olan malların piyasadaki fiyatları gerçekten dudak uçuklatıyor. Fakat burada kesinlikle üretici suçlu değildir. Çünkü üretimden koparılan bir üretici vardır ve gerekli talebi karşılayamayan bir ürün miktarı olduğu zaman da fiyatlar buralara geliyor. Daha da yükselecek. Neden? Çünkü ülkede yavaş yavaş maalesef üretici bırakılmıyor. Dediğim gibi hal yasasını konuşurken çok fazla değindik. Nedir? Yani aşağı yukarı o günlerde 10 milyar Türk lirası gibi bir hacme ulaşabildiğiyle ilgili ki bu fiyatlarla birlikte bu çok ama çok üstünde olabilir ve bunun çok büyük bir kısmı da birkaç tane işletmeye komisyon adı altında gidiyor ve üreticinin belini büken bir başlıktır. O yüzden hal yasasının da hızlı bir şekilde yürürlüğe girmesi, hallerin kurulması gerekiyordu. Fakat bu konuda da maalesef hükümetin gündeminde hiçbir şey ama hiçbir şey yok. Üreticinin lehine hiçbir şey yapmadıkları gibi bu konuda da atılan tek bir adım yok. Tabii ki kuru tarımda da görevden ısrarlı bir şekilde liyakatsız bir atamayla değiştirilen eski meteoroloji dairesi müdürünün dediği gibi bir yıl içerisinden geçiyoruz. Kurak olacağının üstüne basmıştı. Ve bir bakıyoruz ki gerçekten son 10 yılın yağış miktarlarına bakacak olursak
neredeyse son 10 yılın en kurak yıllarından bir tanesi. Bunu tabii ki nereden anlıyoruz? Güney Kıbrıs'ta istatistik kurumu barajlardaki doluluk oranlarında veriyor Sayın Çavuşoğlu ve her yıl itibariyle geriye dönük olarak barajlara akan su miktarını buradan rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Güney Kıbrıs'ta 290 milyon artı 10 milyon metreküp, 300 milyon metreküpe yakın bir rezervuar var. Barajlardaki full doluluk oranda 300 milyon metreküp su kapasitesi olan barajlar vardır. Kısaca bir bakalım ne kadar buralara giriş olmuş. Örneğin 2013'ten başlayarak 12 milyon metreküp, çok kurak bir yılda hatırlayacak olursanız 2013-2014'e bağlayan kış, 2014-15'te 116 milyon metreküp, 15-16'da yine çok kurak bir yıldı, 17 milyon metreküp, 48 milyon metreküp, 44 milyon metreküp gibi gidiyordu. Çok yağışlı yıllarda bu rakam 300 milyon metreküpe yanaşırken bu yıl itibariyle şu ana kadar ki bu saatten sonra fazla bir yağış beklemek pek anlamlı olmayacaktır. 19 milyon metreküp gibi bir rakama tekabül ediyor ki son 10 yılın en kurak yıllarından bir tanesinin içerisinden geçiyoruz ve dolayısıyla ilgili alanları, üretimdeki ilgili alanları negatif bir şekilde etkileyecek. Girdi maliyetlerin üzerine ekstra bir külfet getirecek. Yaraların üzerine tuz biber ekecek. Bir yıl daha biz bekliyor. Nerede? Kuru tarım üreticileri ve aynı şekilde de hayvancılık sektöründeki üreticiler için. Şimdi bununla birlikte tabii ki alınması gereken önlemler vardı. Ne için? Yerel su kaynaklarımız için. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nden buraya gelen suyun toplam kapasitesi 80 milyon metreküpü geçemiyor bildiğim kadarıyla. Fakat adanın güney kesimindeki toplam baraj kapasitesi 300 milyon metreküp. Gelen suyun neredeyse 4 katı kadar bir rakam. Fakat biz yerel aküferlerimizi korumak için bunları güçlendirmek için herhangi bir adım atıyor muyuz? Maalesef ve maalesef atmıyoruz. Hiçbir önlem alınmamıştır. Örneğin bakacak olursak 2018-19'a bağlayan kış, aynı şekilde 2019-20'ye bağlayan kışta çok yoğun yağışlarla birlikte birkaç gün içerisinde 10 milyonlarca metreküp suyu denize kaçırdık ve bu yılda bunun acısını çekeceğiz gibi duruyor. Çünkü yeraltı aküferleri boşalıyor sevgili dostlar ve bu da bize sulu tarım için gerek narinciye üretiminde gerekse yaş sebze meyve üretiminde neyi getirecek? Birim su maliyetinin bu yıl içerisinde artan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda yaşanan peşkeşlerle birlikte artan elektrik maliyetlerinin su birim maliyetlerine yansımasını getirecek. Bu da üretimi bir o kadar daha köstekleyecek bir başlık olarak maalesef önümüze duruyor. Şimdi narinciye konusunda dediğim gibi çok konuştuk ama belli ki böyle giderse konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü narinciye üreticisi hiç hak etmediği bir yönetimle ve tavırla karşı karşıya kaldı. Ürünümüz maalesef ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nde haksız yere karalandı ve hala daha karalanmaya devam ediyor. Varlığı tespit edilmeyen, dolayısıyla olmayan bir hastalık yüzünden diyeceğim. Yaşanılan bir hüsran vardır. Bu ürünün önümüzdeki dönem içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ni transit bile maalesef geçmesinin önündeki engellerin önümüzdeki yıllar içerisinde aşılıp aşılmayacağı bir gri noktadır. Fakat bu hastalık örneğin bu yıl itibariyle belli başlı kısıtlamalar konulurken Türkiye Cumhuriyeti'nde işleme hastalığı var mı yok mu diye herhangi bir çalışma var mı? Bu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yetkililerle konuşuldu mu? Bu vektör böcek Ege'nin güneyinden Akdeniz bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun bölgesinin ne tarafı? Batı tarafında yani narinciye üretimi koskoca bir coğrafyada, koskoca bir coğrafyada var mı yok mu? Bunun araştırılması yapılmadan maalesef ürünümüz karalandı ve bununla birlikte kaybolan yüz milyonlarca lira bu ülkedeki üretimle bu bölgeye tutunmaya çalışan üreticinin cebinden kaçan yüz milyonlarca lira
Neden 100 milyonlarca lira? Çünkü bugünlerde gerçekten fiyatlar da yükselmiştir. Ve bu ürün zamanında hasat edilip satılabilseydi gerçekten çok ciddi bir gelir elde edecekti. Fakat bundan Narinci üreticisi mahrum bırakıldı. Şimdi seneye ne yapacağız? Bunu konuşuyor, bunu düşünüyor, bunu öğrenmek istiyor Narinci üreticisi. Çünkü böyle gitmeyeceği aşikardır. Ama bu üretimin de mutlaka ve mutlaka özellikle Güzyor ve Lefke bölgesinde daim olması gerekiyor. Neden? Çünkü bu bölge halkının başka bir geçim kaynağı yoktur. Yani uzak bir bölge olması, nüfus yoğunluğunun çok fazla olmaması, alternatif sektörlerin oralarda yaratılamıyor olmasından dolayı bu narinciye sektörüne sıkı sıkı sarılan bir üretici vardır. Kesinlikle kopartma lüksümüz yoktur. Narinciye bu bölgede olmazsa olmazımız devam etmelidir. Fakat seneye bizi nelerin beklediğinin çözümünü bugünden tezi yok. Bu yıl bitmeden, hasat dönemi bitmeden bulmamız şarttır. Çünkü başından söyleyeyim, sıkma çözüm değildir arkadaşlar. Sıkma bir ülkede narinciye alanında en az gelir elde ettiğiniz bir başlıktır. Ayrı bir yapılanma, ayrı ürünlerin planlanması gerekir. Sıkma bizim ülkede ne içindi? Üçüncü sınıf ürünlerin daha fazla burada değerlendirildiği, heba olmaması için, oradan da bir gelir elde etmemiz için düşünülmesi gereken bir başlıktır. Aksi takdirde böyle pazarda sunulacak ürüne kıyasla çok düşük bir geliri vardır. Fakat bu yıl buna maalesef muhtaç kaldık ve çok düşük fiyatlarla üreticimizi baş başa bıraktık ki büyük ihtimalle önümüzdeki yılki dövizin arttığını görüyoruz. Bu girdi maliyetleriyle birlikte girdi maliyetlerin altında üretim maliyetlerin altında bir gelire tekabül edecek. Bunun tabii ki mutlaka ve mutlaka ilgili pazarların katma değeri yüksek olan pazarların, bir Avrupa pazarının, bir Rusya pazarına mutlaka sofralık bu ürünlerin pazarlanmasının yolu bulunmalıdır. Bunu tabii ki biz dile getirmiştik fakat nedense ilk söylediğimiz çözüm önerisi son günlerde maalesef son aşamada gündeme geldi, gündeme alındı ve bununla birlikte işte birkaç bin tonluk bir satış ağı bulunduğu nedir bu? Yani gemiyle direkt olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti evraklarıyla bu ürünlerin katma değeri daha yüksek olan pazarlara pazarlanmasının önünün açılması gerekiyor. Bunun planlanması gerekiyor bu yıldan itibaren. Burada önümüzdeki önümüzdeki sıkıntılar nedir? Bunların masaya yatırılıp bunlara mutlaka ve mutlaka çözüm getirmesi şarttır. Aksi önümüzdeki yılda böyle giderse Narinciye Bahçeli potansiyel beton yığınlarına dönüşecektir. Nitekim de orada üzüntü duyduğumuz, hepimizin üzüntü duyduğu haberler geliyor. Nedir bu haberler? Narinciye Bahçeli'nin satışa çıkarılması ve özellikle yabancıların buralara rağbet etmesi, düşük fiyata bu Narinciye Bahçeli'nin üreticilerin elinden alınması söz konusudur. Bu da bir gerçektir. Buna da bir çözüm bekleyeceğiz ama dediğim gibi bunun yolu direkt olarak katma değeri yüksek, bu ürünün pazarlanmasında katma değeri yüksek pazarlara erişimidir. Gerekli standartsa standart, gerekli evrak nedir? Gerek sağlık sertifikaları olsun, gerekse diğer belgeler olsun, akredite kuruluşlardan alınacak olan desteklerle birlikte bu ürünün önümüzdeki yıl direkt olarak eğer Türkiye Cumhuriyeti bu şekilde sıfır toleransla bu ürünlerin ülkeden transit bile geçmesine izin vermeyecekse artık kendi başımızın çaresine bakmalı ve bu narinciye sektörünü mutlaka ve mutlaka ayakta tutmak zorundayız. Çünkü bu ülkede üretmeye mecburuz. Aksi pandemi içerisinde gördük. Üretmediğimiz zaman bu ürünlerin ithalatıyla gerekli tedariği sağlamaya başladığımız zaman ne kadar büyük, ne kadar yüksek hayat pahalılığı oranlarının çıktığını görebiliyoruz. Hiçbir zaman özellikle gıdada, tarımsal üretimde yurt dışından ithalat çözüm olmalıdır. Bu ülkede üreterek var olma tarafında olmalıyız. Hükümetlerin de bu yönde koruyucu tedbirlerle üreticinin önünü açması
şarttır. Umarım bu pozisyon değişir ve üreticiler rahat bir nefes alır. Teşekkürler, saygılar.